Yoğun kar yağışı alan bir güzergahımızdır. Bakım ekiplerimiz bu güzel etkisiz kalmakta ve yol zorunlu olarak ulaşıma kapanmaktaydı. Tamamlanmak amacıyla projelendirildi. Tamamlandığında Ovit ve Kali ile her iki tarafta da sığınma cepleri bulunmaktadır. 1700 metreye inecektir. Güzergahta ulaşım yılın ki turizm ve sanayinin gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Sayın Bakan, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin Canikli bize bu tür görkemli yatırımların temelini atma imkanı sağladı. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Ve konuşmamın hemen başında bu yatırımın gerçekleşmesinde elbette talimatı veren dönemin başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan Giresun'dan Eğribel'den selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Değerli kardeşlerim, değerli hemşehrilerim, 30 Mart 2014 yani mahalli seçimlerin yapıldığı gün, geçen sene Alucra'da sabahleyin oyumuzu kullandık arkadaşlarımızla birlikte. İki araba olarak Giresun'a gelmek üzere yola çıktık 30 Mart 2014 tarihinde. Eğribel geçidine yaklaşık 800-900 metre kala yol tamamen kapandı. Hareket edemez hale geldik ve yolda kaldık. Sonra bizi kamyonlarla çekerek, araçlarla çekerek karayollarının zirvedeki binasına getirdiler. Binaya gelmişiz ve binayı göremiyoruz. Fırtınadan. Evet, aynen öyle. Yani binanın içine girdik, garaja girdik ve binayı bilmiyoruz, binayı görmüyoruz. Bina gözükmüyor fırtınadan ve kardan. Tam 6 saat mahsur kaldık. Esasında yol yine açılmamıştı. Ama biz ısrar ettik, bir an önce seçim sonuçlarını Giresun'da izleyelim, arkadaşlarımıza katılalım düşüncesiyle. Ve 3 tane grader peş peşe ancak birlikte bizi ta aşağılara kadar indirebildi ve Giresun'a ulaşabildik. Biraz önce arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi gerçekten geçit vermez bir Eğribel geçididir burası. Hepiniz bilirsiniz. Hepiniz bilirsiniz. Karı meşhurdur, fırtınası meşhurdur ve maalesef birçok kardeşimiz bu yolda hayatını kaybetti. Onlara buradan Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyoruz. Bir kez daha. Ama artık bundan sonra son derece konforlu bir şekilde bütün Giresunlu kardeşlerimiz, Giresun'a gelmek isteyenler, Giresun'dan İç Anadolu'ya ve güneye geçmek isteyenler son derece güvenli ve konforlu bir yatırımla burayı kat edecekler, bu güzergahı kullanacaklar, bu tünellerden inşallah geçecekler. Varız kardeşlerim, biraz sonra konuşacağız. Her şeyi konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Meydan burası. Burada her şeyi konuşacağız. Şimdi ikinci özelliği de şu. Biz Giresun'la ilgili birçok yatırım, havalanı dahil, bu yatırım dahil olmak üzere çalışmalarımızı tamamladık. Bütün yapılması gereken her şeyi hallettik. Projeler tamamlandı, adımlar atıldı, kararlar verildi, talimatlar verildi. Para kısmı halledildi. Ondan sonra Giresun kamuoyuyla paylaştık biz. Ama bütün bunları halledene kadar kesinlikle hiç kimseye çıkıp şunu yapacağız, bu yatırımı yapacağız demedik. Bütün her şeyini hallettikten sonra parası da dahil olmak üzere. Ondan sonra çıkıp Giresunlara dedi ki, ey Giresun hemşehrilerimiz, biz şu yatırımları artık Giresun'a kazandıracağız dedik. Fakat hemen hemen her yatırım için ve bu yatırım için de maalesef muhalefete mensup arkadaşlarımız çıktılar, dediler ki
Siz Giresunlu'yu kandırıyorsunuz dediler. Siz atıyorsunuz dediler. Aynen böyle. Bunların projesi yok. Parası yok dediler. Siz bu yatırımları yapamazsınız dediler. Siz seçim yatırımı yapıyorsunuz. Siz Giresunlu'ları kandırıyorsunuz dediler. Ve bunun için özel olarak basın toplantısı düzenlediler değerli kardeşlerim, değerli hemşehrilerim. Muhalefete mensup arkadaşlar maalesef. Yani siz bunu yapamazsınızı anlatmak için basın toplantısı yaptılar Giresun'da. Ellerinde de balonlar. Yani sizin bu yatırımlar balon. Gerçek değil, balon dediler. Ve Giresun'da o balonları patlattılar. Şimdi biz buradayız. Değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim. Biz bu yatırımları yapıyoruz. Havalanında yapıyoruz. Organize sanayi bölgesinde yapıyoruz. 50 yıllık rüyaları gerçekleştiriyoruz Allah'ın izniyle. Tünelin inşaatına başlandı. Yatırım programına alındı. İhalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Ve çalışma başladı. Biz buradayız. Biz bunları yapıyoruz. Bunların hiçbirisi balon değil. Gördüğünüz gibi işte değerli kardeşlerim. Hepiniz görüyorsunuz. Bunlar balon mu? Balon olan, balon olan başka şeyler. Biz de sizinle gurur duyuyoruz değerli genç kardeşlerim. Balonların ne olduğunu biraz sonra ben size anlatacağım. Bunlar balon değil, bunlar gerçek. Hepsi gerçek. İnşallah kısa bir süre sonra da Giresun Havaalanı'nın açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle. Ondan randevu için gün bekliyoruz. Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle havalarımızın açılışını yapacağız. Bunların hiçbirisi balon değil. O gün balon uçuran değerli muhalefetteki arkadaşlarımız, sizi bu yatırımlara davet ettik. Gelin. O gün orada bir yanlış yaptınız, bir hata yaptınız. Balon uçurdunuz. Onlar balon. Milletin moralini bozdunuz. Giresunlu hemşehrilerimizin moralini bozdunuz. Bakın. Bakın buradaki balonu görüyorsunuz. O gün uçurdukları balonun bir benzeri. Yani bu yatırımların balondur, balon olduğunu göstermek için o gün balonu patlattılar. Ama bunlar gerçek, görüyorsunuz. Bugün temel atıyoruz hep birlikte. Bunlar gerçek. Esas balon olan kendileri, esas atanlar, desteksiz atanlar kendileri. Biraz sonra hepsini konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Kusura bakmasınlar. Bize çok çektirdiler. Bu yatırımların önünü kesmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Hala göstermeye devam ediyorlar. Bakın geçtiğimiz günlerde bunlardan bir tanesi diyor ki bu yatırım için. Efendim 2015 yılı yatırım programında biz baktık göremedik diyor. Behey gafil, behey cahil. 2015 yatırım programında olmaz tabii bu. Çünkü bu geçen senenin yatırım programında vardı. İhalesi bile yapıldı, ihalesi. Şimdi temelini atıyoruz Allah aşkına. Bilmeyebilirsin. Hayatında hiç yatırım yapmamışsın. Millete hizmet etmemişsin. Onu bilmeyebilirsin. Ama bir bilene sor. Gel bize sor, biz sana söyleyelim. Nasıl hizmet edilir? Millete nasıl yatırım yapılır? Onu biz sana anlatalım. Çünkü bizim işimiz hizmet. AK Parti'nin işi hizmet. Geldiğinden beri hizmet. Bakın en son geldiğimde Dereli'ye bu yolu kullanırken 3 tane tünel henüz açılmamıştı. Şimdi açılmış. Gayet de güzel olmuş. Ve bir örnek olarak söylüyorum. Basit bir örnek olarak söylüyorum. Şu yol tamamlandığında 1 milyar liradan fazla para harcanacak. 1 katrilyon liradan fazla para harcanacak değerli kardeşlerim. Sonuç itibariyle baktığınızda Giresun'la Şebin Karahisar, Alucra'yı, Çamoğlu'yu bağlayan bir yol gibi gözüküyor ve 1 katrilyon lira para harcanacak. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Allah onlara zeval vermesin. Ve elbette Giresun bunun daha fazlasını hak ediyor. Bir milyar lira değerli kardeşlerim. Ve biraz önce Karayolları Genel Müdürümüz ve arkadaşlarımız da sadece burada değil, Türkiye'nin her tarafında, her yerinde, her taraf şantiye. Yollar, okullar, hastaneler, ne aklınıza gelirse, milletimiz ne isterse, Giresunlu ne isterse emrimiz olur, emriniz olur diyoruz. Başımızın üzerine diyoruz ve yerine getiriyoruz değerli kardeşlerim. Hizmet böyle yapılır. Elbette milletimizin desteği, milletimizin duasıyla
Şimdi muhalefete mensup arkadaşlarımız zaman zaman diyorlar ki ya siz nasıl 3 dönem üst üste böyle artarak daha güçlü bir şekilde iktidara geliyorsunuz? İşte bunun için. Bunun için yetkiyi milletten alacaksın. Ondan sonra başkasına hizmet edeceksin. Millet sana destek verir mi? Gücü başkası için kullanacaksın. Millet sana hizmet eder, millet sana destek verir mi? Bakın değerli kardeşlerim, milletimiz bizi tekrar tekrar iktidar yaparken, bu görevi verirken kara kaşımız, kara gözümüz için vermiyor. Kendisine hizmet ettiğimiz için, kendisinin bir parçası olarak gördüğü için, samimiyetimize inandığı için, desteksiz atmadığımız için. Peki desteksiz atanlar mı var? Değerli genç kardeşlerim, şimdi tam bu noktada sorulması gereken soru şu: desteksiz atanlar mı var acaba? Niye böyle diyorsun? Ey bakanım, evet var, desteksiz atanlar var maalesef. Bakın her seçim öncesinde bir piyasa açılıyor. Yeni bir piyasa açılıyor. Teşekkür ederim genç kardeşlerim. Bir piyasa açılıyor. Seçimin hemen öncesinde. Vaat piyasası. Her siyasi parti başlıyor. Ben şunu vereceğim. Ben başkasının verdiğinden 5 daha fazla vereceğim. Yani vaadin, atışın haddi hududu yok. Her seçim öncesinde bu yaşanıyor. Ben 2011 seçimlerini hatırlıyorum. Bundan önceki genel seçimleri. Yine ana muhalefet partisinin genel başkanı, kusura bakmasın Sayın Kılıçdaroğlu, bunları konuşacağız. Çünkü siz bize dediniz ki siz bu yatırımları yapamazsınız dediniz. Siz milleti kandırıyorsunuz dediniz. Hakaret ettiniz ama biz yaptık Allah'ın izniyle. Bunları konuşacağız. Kimin desteksiz atıp atmadığını sizlerle paylaşacağız. Milletimizle paylaşacağız. Geçen seçimlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerin maliyetini çıkardık. Yaklaşık 220 katrilyon lira para çıktı değerli kardeşlerim. Yani ikinci bir bütçe gerekiyor. Önüne gelen herkese söz verdi. Herkese, kim isterse, kim ne derse, hiç bakmadan. Bunların gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını vatandaşımız da anladı. Yani bütün bunların sadece seçim için, seçimi etkilemeye yönelik olduğunu anladı. Ve destek vermedi 2011 seçimlerinde. Yani inandırıcılığı yok. Milletimiz kendisine güvenmiyor. Çünkü güvense, inansa, birazcık kredibilitesi olsa, o söz verdiği insanların bir kısmı oy vermiş olsaydı ilave olarak 2011 seçimlerinde tek başına iktidar olur. Vermediğine göre ne demek bu? Milletimiz sana güvenmiyor. Muhalefetin tümüne ama ana muhalefet partisine güvenmiyor. Demek ki bunların millet nezdinde kredibilitesi yok değerli kardeşlerim. Kredibilitesi yok. Millet inanmıyor, güvenmiyor. Fakat yine vazgeçmiyorlar. Damarlarına işlemiş. Şimdi bu seçim öncesinde yine başladılar. Daha önce biliyorsunuz Cem Uzanların sözleri vardı, taahhütleri vardı. Her şey, yani ne istiyorsan her şeyi, her türlü taahhütte bulundular. Sonra bakın, Allah selamet versin, Sayın Süleyman Demirel bu konularda uzmanlardan bir tanesiydi. Gerçekten bak, geçmişte seçim öncelerinde mesela ben hatırlıyorum, beni iktidara getirin 500 günde bu ekonomiyi düzelteceğim demişti. Düzelmedi tabii ekonomi, yani düzelmedi ekonomi de. Daha sonra kim ne verirse ben 5 fazlasını kestirmeden, baktı yarış devam ediyor. Birisi 5 veriyor, birisi 10 veriyor, biri 15 veriyor. Bunu artırmanın bir anlamı yok. Kestirmeden dedi ki kim ne verirse ben 5 fazlasını veriyorum dedi. Şu hale bakın. Ve 2002 öncesinde de bu ülkenin, bu milletin ne hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Sadece bakın 2002'den önce, 94 ile 2002 arasında Türkiye 4 tane büyük ekonomik kriz geçirdi. 1994'te, 1996'da, 1999'da, 2002'de.
8 yılda 4 tane kriz değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim. Niye? İşte bunlar yüzünden, desteksiz atışlar yüzünden. Şimdi yine başladılar. Şimdi tabii biliyorsunuz Sayın Haydarbaş da var bu yarışta. Yani Sayın Haydarbaş var. Ama bakın, şimdi biliyorsunuz geçen yıl Sayın Kılıçdaroğlu millet hani sözler verdi, taahhütlerde bulundu, vaatlerde bulundu. Millet destek vermeyince bu seneki vaatlerini götürdü, notere tasdik ettirdi. İşin garibine biliyor musunuz? İlk defa noter işini icat eden de Sayın Haydarbaş 2007 seçimlerinde genel seçimlerde Sayın Haydarbaş 19. noter. Hangisi ama bilmiyorum, hatırlamıyorum ama bir 19. notere gidiyor. Verdiği sözleri notere tasdik ettiriyor. Ya şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da bu seçimde aynı onun taklidini yapıyor. Zaten bütün sözleri, bütün taahhütleri daha önce Sayın Haydarbaş'ın taahhütleri hepsi aynı. Yani Sayın Haydarbaş'ın verdiği taahhütlerle Sayın daha önce Genç Parti Genel Başkanı'nın Cem Uzan'ın verdiklerini topladığınız zaman bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği taahhütleri buluyorsunuz. Aynen öyle, bakın tek tek bakın, girin internete, hepsini çıkarıyor şimdi. Mazot, oradan görebiliyorsunuz. 1,5 mazot. Fakat unuttukları nokta şu, ya senin kredibiliten yoksa, millet sana güvenmiyorsa istersen 50 tane notere tasdik ettir. Ne işe yarar? İşe yaramaz, işe yaramaz, boşuna uğraşma. Sayın Kılıçdaroğlu boşuna uğraşma. Bakın şimdi bu sene verdiği taahhütlerle ilgili yine biz bir çalışma yaptık biliyorsun. Yani acizane bizim uzmanlık alanımız. Hesabını kitabını çıkardık. 157 milyarla 220 milyar arasında bir para gerekiyor. Dedik ki tamam güzel söylüyorsun da şunun bir parayı bul. Yani parayı nereden bulacaksın? Kaynak nerede? Onu bir hesabını getir götür. Yani devletin bütçesi de aynı şirketlerin bütçesi gibi, ailenin bütçesi gibi. Geliri var, gideri var. Gelirinin üzerinde harcarsan batar. Geçmişte olduğu gibi. 4 tane krizi 8 yılda yaşarız. Onlardan bir hanımefendi, genel başkan yardımcısı Kuya kaynak açıkladı. Tabii o da palavra. Tam anlamıyla desteksiz atış. Diyor ki büyümeyi %3'ten 6'ya çıkaracağız. 60 milyar lira kaynak elde edeceğiz. Yahu mübarek Allah aşkına. Diyelim ki büyümeyi %3'ten 6'ya çıkardığın zaman milli gelirdeki artış miktarı 60 milyar lira olur. Sen artan tamamını vergi olarak alacak mısın? Allah aşkına. Bunu bile bilmiyor. Bunun hesabını bile yapmıyor. Sonra diyor ki kayıt dışını engelleyeceğim. 100 milyar lira alacağım. Kayıt dışılık yani inceleme yoluyla alabilecek olan maksimum rakam 5-6 milyar lira. Biz onun fazlasını zaten alıyoruz. Bütçeye gelir elde ediyoruz. Yani oradan bir kuruş para gelir elde edemez. Bunları söyleyince bakın. Şimdi çok iyi dinleyin değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim. Bunları söyleyince daha bugün gelirken okudum. Sayın Kılıçdaroğlu pat diye çark etti. Sürpriz değil bizim için. Dedi ki bizim sözlerimizin maliyet bedeli taahhütlerimizin 57 milyar liradır. Yani 220 milyar liradan düştü 57 milyar liraya. Ya bari söylediğin arkasında dur Allah aşkına Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu yapma. Bize yapma bunu. Bu millete yapma. Daha dün söyledin. Dün söz verdin ya. Dedin ki şunları yapacağım. Ama bugün diyorsun ki hayır ben onlara söz vermedim. Ben 57 milyarlık kısmına söz verdim. Şimdi onun ayrıntılarına bakacağız. Hangisinden vazgeçti? Hangisinden vazgeçmedi? Onları da konuşacağız. Ha bir açıdan iyi ama. Bir açıdan iyi. Milletimiz her şeyi çok net bir şekilde görüyor. Yani eski dönemler gibi değil artık. Kim ne söylerse söylesin her yere ulaşıyor o bilgi ve anında herkes bunu tartışıyor, değerlendiriyor. Değerli kardeşlerim eskisi gibi değil. Milleti kandıramazsınız artık. Milleti kandıramazsınız. O dönemler geçti. O yolla oy alma dönemi artık bitti, kapandı. Artık bundan sonra millete hizmet ederek ancak iktidara gelebilirsiniz. Varsa projeniz gerçekten çıkın söyleyin. Tabii muhalefetin durumuna da üzülmemek elde değil. Yani bu kadar yüksek hizmeti standardı yükselttikten sonra muhalefetin söyleyeceği fazla bir şey yok. Yani şunu mu söyleyecek şimdi? Ben efendim sağlık sisteminde çok büyük problem var. Gelince hastaneleri, sağlık sistemini düzelteceğim mi diyecek? Yollar yapacağım mı diyecek? Tünelleri açacağım, yapacağım mı diyecek? Ne diyecek?
Diyemez ki, onlar zaten yapılıyor. Diyebileceği bir şey yok. Bir şey kalmadı. Ama milletin her şeyi tam olarak bütün ayrıntılarıyla bir kez daha görmesi için bunların desteksiz atışları bazen işe yarıyor değerli kardeşlerim. Gerçeği görmek açısından milletimizin onların ne kadar gayri samimi olduğunu, samimi olmadığını bir kez daha görmeleri açısından son derece önemli. Yoksa adeta milleti kandırıyorlar. Bakın, bir siyasi partinin genel başkanı yerine getiremeyeceğini bildiği bir vaatte bulunuyor ise bu milleti aldatmaktır. Bu milleti kandırmaktır, kandırmaya çalışmaktır. Ha, kandıramıyor, ayrı bir mesele ama can havliyle artık bunları bırakın. Gelin projeleri yarıştıralım. Gelin artık o geride kalan eski Türkiye'nin kötü günlerinde kalan bu alışkanlıklardan vazgeçelim. Türkiye'yi daha ileri noktalara götürmek için daha neler yapabiliriz? İktidarı zorlamak için çalışın, çabalayın. İktidarı daha güzel hizmet etmesi için, daha fazla hizmet etme için ne yapılması gerekiyorsa onu koşturun, onu söyleyin. Ama böyle bu yöntemle kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Olsa bu yöntem sadece alay konusu olur. Bakın, millet alay ediyor. Bütün dünya alay ediyor. Bilmiyorum, dünyada bu kadar siyaset için söylüyorum. Siyaset kurumunda, başka ülkelerde bu kadar desteksiz atan başka ülke var mıdır? Ülke siyasetçileri var mıdır bilemiyorum. En kısa zamanda onları araştıracağız. Ama Türkiye siyasi tarihinde Sayın Kılıçdaroğlu, gerçi diğerleri de katıldı ona şu anda. HDP ile beraber yarışıyor. Tabi Haydarpaş sonradan bir hamle yaptı. Mesela asgari ücret konusunda. Biri dedi ki 1800 dedi. Biri dedi 3000 lira. Sonra Haydarpaş ani bir hamle yaparak 5000 lira dedi. Yani hani derler ya, yarışlar olur ya biliyorsunuz. Öne geçti falan diye. Şu anda Sayın Haydarpaş onların önünde. Yani atış konusunda. Yani tabi belki bizim açımızdan, iktidar açısından kendimizi millete daha iyi anlatmak için bir imkan sağlıyor. Güzel ama yazık ya, yazık. Halbuki muhalefetin de yapması gereken şeyler var. Muhalefet de yeni şeyler geliştirecek, yeni projeler, güzel şeyler yapmak için bir takım projeler geliştirecek ki iktidarı koştursun, iktidarı zorlasın. Bakın, en son Giresun'da yine muhalefete mensup bir arkadaşımız diyor ki, milletin kafasını karıştırıyorlar, milletin moralini bozuyorlar. Aynı diğer yatırımlarda olduğu gibi. Diyor ki, bir tanesi çıkmış, efendim, Esbiye'deki cezaevi yatırımı başka bir ile kayacak. Yeni birkaç gün önce açıklama yapıyor. Ya arkadaşlar, değerli hemşehrilerim, kuyruklu yalan ya. Kuyruklu yalan. Yatırım programına girdi ve inşallah kısa bir süre sonra da ihaleye çıkıp yatırımını yapacağız. Aynı şey Tirebolu Adliye Sarayı için. Seçimden hemen önce yatırımını yapacağız. Temelini atacağız inşallah. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Bunu söylediğin zaman, milletin moralini bozduğun zaman eline ne geçecek? Millet sana destek mi verecek? Hep aynı mantık. İşte bu tünelin biz ilk açıklamasını yaptığımızda, ilk müjdeyi verdiğimizde aynı şeyi onun için de söylediler. Balonlar. İşte muhalefetin gücü balon kadar. Biraz sonra balonlar muhtemelen patlayacak, öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Muhalefet gibi patlayacak biraz sonra. Ama biz, onlar ne derse desin, onlar ne yapmaya çalışırlarsa çalışsın, biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızın başkanlığında biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu millete hizmet etmenin tadını, hazını biz yaşıyoruz. Bakın, şu anda yaşıyoruz. Allah korusun. Millete hizmet etmeseydik sizler bizlere bu şekilde mi davranırdınız? 2002 seçim çalışmaları sırasında 57. hükümetin milletvekilleri sokağa çıkamıyordu. Giresun'da da köylere giremiyorlardı. Yazılar yazmışlardı, yazılar. Buraya 57. hükümetin milletvekilleri giremez diye yazılar yazmışlardı. 2002 yılında, tam 13 yıl önce. O zaman Rabbimden şu duayı yapmıştık, niyaz etmiştik. Ya Rabbi, eğer biz de bir gün bunların durumuna düşeceksek, bu milletvekillerinin durumuna düşeceksek, bize bu milletvekillerini başka makamlar nasip etme ya Rabbi dedik. Ama hamdolsun 13 yıl sonra milletimiz bizi bağrına basıyor.
her yerde, Türkiye'nin her yerinde bu coşkuyla karşılanıyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu, biz milletimize hizmet ediyoruz. Milletimiz de bunun farkında. Kandıramazsınız. Ne derseniz deyin, kandıramazsınız. Sadece kendinizi küçük duruma düşürürsünüz. Başka hiçbir işe yaramaz. Değerli hemşehrilerim, ben tekrar bu yatırımın bu noktaya gelmesinde emeği geçen, elbette başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bakanlarımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza, karayollarımıza. Onlar bu tür yatırımların gerçekten isimsiz kahramanları, görünmeyen kahramanları. Hepsine buradan hem selam ediyoruz hem teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yatırımımız, Eğribel Tüneli'miz, Şebin Karahisar'a, Dereli'ye, Alucra'ya, Çamoğlu'a, bütün Giresun'a ve bütün Karadeniz'e hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri tekrar şükranla buradan anıyoruz. Sayın Bakan, sizin hayırlı olsun dileklerinizi bekler. Buyurun efendim. Ama onlar şimdi şey yapacak. Şimdi elhamdülillah. Esasında şu anda inşaat tünelin çıkış tarafından başladı. Teknik nedenlerle yapımcı firma orayı uygun gördü. Peki neden temel burada atılıyor denilebilir? Bunun iki tane nedeni var. Bir tanesi, bundan 3 ya da 4 yıl önce bazı arkadaşlarımız burada sembolik bir temel attılar, kazma vurdular. Ona atfen burada yapıyoruz. İkincisi, bu sadece Şebin Karahisar, Alucra, Çamoğluk ve Dereli'nin yatırımı değil, aynı zamanda Giresun'un ve Karadeniz'in yatırımı. Onu göstermek için burada temel atıyoruz. Evet. Allah hayırlı olsun. Cenab-ı Allah inşallah kazasız belasız kısa sürede tamamlamayı nasip etsin ve üzerinde inşallah hayırlı güvenle yolculuk yapmayı nasip etsin. Ya Allah, bismillah. Evet, daha denizle buluşacak bugün. Sayın Bakanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kavalları Bölge Müdürlüğümüze, tüm ekibine, Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve kul Rabbi edhilni mudhala sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve ceallî min ledünke sultanen nasira. Allah'ım, bu tünel açılışımızı hayırlı eyle Allah'ım. Bu tünel açılışımızın niyetini taşıyan ve icraatta bu tünel açılışımızı gerçekleştiren devlet büyüklerimizin bütün hayırlı işlerinde devlet büyüklerimize muvaffakiyetleri ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım, bu güzel hizmetleri ülkemizin birliğine, dirliğine, bütünlüğüne vesile eyle Allah'ım. Nasıl ülkemizin imarı için bu gayret gösteriliyorsa şu mübarek 3 aylarda da dış dünyamızı imar ettiğimiz gibi gönül dünyamızda imar etmemizi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bu tünel yapımına vesile olacak olan bütçemize de bereketler ihsan eyle Allah'ım. Amin. Kaynaklarımızı bol eyle Allah'ım. Rızıklarımızı bol eyle Allah'ım. Mahsullerimizi bol eyle Allah'ım. Bizleri bir ve bütün eyle Allah'ım. Şu dünya imtihanımızda bizleri mahcup eyleme Allah'ım. Yüzümüzü ak eyle Allah'ım. İşlerimizde muvaffakiyetler nasip eyle Allah'ım. Her türlü güzel niyetlerimize nail eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Bu hizmetimizin, bu çalışmalarımızın kazasız belasız tamamlanmasını da bizlere nasip eyle Allah'ım. Bu inşaat çalışmalarında hizmet edecek olanlara da sağlık, afiyet nasip eyle Allah'ım. Bu hizmeti
hayırla başlayıp hayırla tamamlamayı nasip eyle Allah'ım. Amin ya mu'in bi hürmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah razı olsun hocam. Buyurun efendim. Tamam. Şimdi gelin. İşine gel. Tamam. 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 Tamam.